Hocam mektupla yapılmış ve mektupla eğitim aslında Avrupa'da da yeni olan bir eğitimdir. Hani dünyada mektupla eğitim uygulamasına baktığımızda ilk önce Bosna gazetesinde bir steno derslerinin yapılacağına dair haberler duyurulmuştur. Sonra 1833'te İsveç Üniversitesi'nde kadınlara mektupla kompozisyon dersleri verilmiştir. Yine İngiltere'de 1843'te hem üniversite tarafından steno dersleri verilirken bazı ticari kurumlar da mektupla öğretim yapmıştır. Burada yani hem üniversite hem üniversite dışında olan kurumların da mektupla eğitim yaptığını görmekteyiz. Almanya'da 1856'da, Amerika'da ise 1873 yılında mektupla öğretimin yapıldığını görmekteyiz. Zaten 1907'de ise Fransa yapıyor. Ama bu araştırma sonucu 1902 ile 1907 arasında Ebuzi ailesi tarafından yapılmış olan bir mektupla öğretimin olduğunu bilgisine vardı ve mektupları da bu kitap haline getirdik. Aslında sürgün olayının başlandığı 1900 tarihinden 1908 tarihine kadar hani Velid'in kendisinin yazdığı notlara baktığımızda 2 günde bir mektuplaşma yapılırken, daha sonraki yıllarda ilk yılda 2 günde bir yapılırken, sonraki yıllarda haftada bir yapılmıştır. Ama günümüzde o kadar sınırlı sayıda, yani bir 50, 60 ya da 40-50 şeklinde mektup günümüze ulaşmıştır. Mektuplara da baktığımızda hocam, konu sadece edebiyatla ilgili değil, ailevi konular var, arkadaşlarla ilgili konular var. Yani çok kapsamlı bir mektuplar. Yani burada biz sadece edebiyat derslerinin yapıldığı, bazı mektupların karşılığı olmadığı halde hani Ebu Ziya Tevfik Bey'in yöntemi üzerinden oğlunun ne sorduğunu çok rahat öğrenebiliyoruz. Yani var olan bütün mektupları burada kullandık.